Onlar Türk futbolunun geleceği. Onları biraz da pamuklara sarmak tabii lazım. Ki, tabii yani ki. buradan Çok önemli değerler. Bir kez daha tebrik edelim. Oynadıkları futbolda özellikle milli takımdaki bu futbol bizi daha çok ilgilendiriyor. Gurur duyuyoruz. Diyelim ve yarın Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir mücadele bizi bekliyor. Serdar Sarıdağ'a hemen sözü bırakalım. Beşiktaş ya tamam ya devam maçında Serdar Sarıdağ Sporting karşısında. Evet yani o noktaya geldi. İlk iki maçı birisi Dortmund. O Dortmund karşısında ne kadar eksiksiz olsanız da Dortmund'la oynuyorsunuz. Öbürü de Ajax. Ajax'a gittiğiniz kadro hakikaten sıkıntılı bir kadroydu ama tam kadro bile gitseniz Ajax çok sıkıntılı bir deplasman. Hollanda çok sıkıntılı bir deplasmandı. Ama şu var. Hem Sergen Yalçın'ın hem bizlerin kafasında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oyun olarak ne kadar etkili olabileceği konusunda hiçbirimizin kafasında bir fikir yoktu. Dortmund'da bunu gördük. Bir oyun karakteri koyabiliyor ama en önemlisi çok eksik. İşte Serdar Saatçı. Yani Serdar'ı bir ay önce söylesen sen Ajax deplasmanında stopersin ilk 11'de. İnanmazdı herhalde. Ya adını bile bilen yoktu. Tabii tabii. Yani... Hatta hala Saatçı diye soyadını bilen var ya. Saatçı soyadını. Doğru söylüyorsun. Buna rağmen bir karakter koyabildiler. Yani yenildiler ama bir oyun karakteri koyabildiler ortaya. Şimdi burada tabii durum biraz daha değişik. Artık Pjanic var. Eksik tarafı, eksikliği olsa da yine bir yarım devre oynamış bir Alex var. İşte Larin var. Wellington var. Birçok oyuncu var. En azından yedek kulüben de zengin. Ama sonuç itibariyle bir Şampiyonlar Ligi maçıydı tabii ki. Bir Sporting maç... açısından da ya tamam ya devam. Onun, çoğu da unutulmuş. Çok sıkıntılı. Sporting için de sıkıntılı bir maç. Ama bir öncesinde Beşiktaş'ın oynadığı bir önceki maçta yani Medipol Başakşehir karşısındaki yenilgi değil. Oyun. Bak yenilebilirsin Başakşehir. Yani iyi oynarsın. 1-0 yenebilir seni. Beraber de kalabilirsin. Deplasmanda galip de gelebilirsin. Bunlar olabilir. Fakat oyun çok taraftarı üzmüştü. Oyun çok herkesi şaşırtmıştı. Böylesine bir oyundan sonra bu tarz maçlar bir sonraki maçı hazırlar derler de böyle bir kötü oyun. Onun etkisi olabilir belki pozitif anlamda. Ama yine de çok çok zor bir maç. Orada puan kaybetmesi durumunda. Sporting çünkü şu an Beşiktaş'ın rakibi. Sporting. Puan grubun kaybetmesi, iki puansız takımı. Tabii kaybetmesi durumunda kalan maçlar açısından biraz sıkıntı. Avrupa'ya devam etme yani üçüncü bitirip devam etme konusunda da sıkıntıya giriyorsun. Burada Sporting'de 20 puanla üçüncü sırada ama lider Benfica'nın 21 puanı var. Üstelik Sporting namalup. 6 galibiyet, 2 beraberlik var. Orada da Avrupa dışında puan kaybetmiyor. Kupada da kazandı. O çok farklı onu demeye getirdim zaten. Ligden kıyaslama olmaz. Bu maçlar farklı. Şimdi Beşiktaş Başakşehir'e mağlup oldu. Sporting maçında öyle mi oynayacak Beşiktaş? Ya, mutlaka. Tabii. Ama bu sezona Süper Kupayı kazanarak yani... başladılar Portekiz'de. Ligde kaybetmediler. Portekiz Kupası başladı. Orada da kazandılar. Son maçta kötü oynasa da işte Güven 3 gol attı. Başakşehir maçından evet. Önceki son 3 golü attı. Bir maçı 2 golüyle kazandı. Ve 3 golde hocam güzel goller. Çok güzel. Jeneriklik goller diyebileceğiniz goller. Ama işte son maçta acaba o 3 golün etkisinden dolayı mı sürekli hep kendi şut çekmek istedi ceza sahasında? Denedi, çok denedi. Özgüvenin ölçüsünden bahsettim ya demin hocam. Başakşehir Beşiktaş'ı uyuttu ben sana söyleyeyim. Uyuttu %100. Ya güvendeki olay özgüvenin biraz ölçüsü kaçtı mı o maçta sence? Yok sanmam ya. Atıp kendi yerine garanti etmek için mi diyorsun? Çok denedi. Çünkü ama şurada var. Bir şey bak, şimdi bir oyuncu kolay değil şu an. İçeride Batshuayi var bak Mehmet. Hiç hesapta olmayan bir oyuncu Güven. Geçen sene yurt dışına gidiyor. Listede orada yok. Oynayamıyor. Şampiyonlar Ligi listesinde yok. Hiç düşünülmeyen bir oyuncu sana son sakatlıklardan dolayı çok iyi şans geliyor. İnanılmaz şekilde değerlendiriyor. Ondan sonra geliyorsun Başakşehir maçında çok fazlasıyla denedi. Tabii ki kolay değil, rahat değil. Çünkü şunu biliyor Güven. Öteki oyuncular iyileştiği zaman zaten Güven oynamayacak. İyi bir alternatif olacak. Ne olursa olsun o şansımı iyi değerlendirmeye çalışacak. Ama öyle deme oyuncu... belki Larin'i kesecek bak, abi. Genelde çok zor durum. Şimdi gol atmış olsaydı o maçta denedi. Onlardan bir tanesini yapmış olsaydı ilk devrede dışarı çıkacak mıydı? Çıkmayacaktı. O da aslında bir oyuncu psikolojisi. Herkes için söylemiyorum ama oyuncunun psikolojisi şunu biliyor. Ben gol atarsam yerimi sağlamlaştırmaya çalışırım. İlk 11'de tercih edilmesi biraz eleştirildi. Zaten Larin tek devrelik bir performansı vardı. Evet. Maçtan önce onu sorduk. Keza Alex'in de öyle. Ama Larin'in performansı 90 dakika çıkarabilecek bir performans da olsa hocalık yaptınız. Tabii. Öyle 3 gol atmış adamı
kesebilmeniz mümkün olmuyor pek, değil mi hak hocam? Hak var bir de. Hoca zaten o hakkaniyeti onu sağlamak için orada. Hoca zaten şimdi son maçta seni ipten almış. İki tane müthiş gol atmış. Ondan önce Altay maçında yine gol atmış bir oyuncu. Uzun süredir oynanmayan bir oyuncu. Hoca için de çok değerli. Çünkü Sergen Hoca'nın açıklaması var. Benim yani bir tek onu kazanamadım diyordu. Şimdi onu da kazandı. Ama sadece bir maç üzerinden ben şey yapmıyorum. Daha erken ama çok daha denedim. Var biraz daha. Ama oyuncunun potansiyeli var mı? Var. Bu milli takıma gitmiş oyuncu. Şenol Güneş bunu ilk oynattı. Milli takıma gidiyordu. Ama milli takıma gitti ya. Oyuncunun potansiyeli var ama tabii ki o maçta çok fazlasıyla denedi. Yanında çok var. Bireysel çok fazla oynadı. Çok fazla şut denedi. Var çünkü boş arkadaşım var. Muhtemel 11 var mı Cüneyt? Muhtemel 11 var. Benim beklediğim, şimdi birazdan yayın bittikten sonra gazeteye arayıp değiştireceğim milliyeti. Yeni Montero, sürpriz mi var? Montero Vida'ydı. Bizimkine bakalım evet. O zaman da tamam. Söyleme. Kopya çekmiş gibi olmayalım. Tamam. Bakalım bizde var mı? Peki bizdeki hazırlanıyor. Hani ben Montero benim 11'imi sayayım. Wellington olacak tabii hocam. Hocamın hocamınki de dinleyelim bu arada. Yarın Ersin kalede başlayacak. Rozier, Wellington, Vido, Enskala. Orta sahada Souza, Teixeira, Pjanic, sağda Gezal, solda Larin, önde de Batshuayi. Muhtemel 11 öyle. Bir tek stoperde Enskala mı dedin sol bek? Enskala evet. Sol bek. Enskala. Vida, Wellington, Başakşehir çünkü maçıyla Enskala'yı ilgili. Da, hani sende de o mu var? Genişlik size açısından Enskala'yı hoca tercih ediyor. Bir de onun ediyor. Devamlılığı çok iyi. Devamlılığı çok basın toplantısında. Hocam bizimkini söyleyeyim. Ersin, Rozier, Vida, Wellington, Enskala, Josef, Gezal, Pjanic, Alex, Larin, Batshuayi. Aynısı. Muhtemel 11 çıktı. Sizden kopya çektim ben. Enkudu'nun Sergen Hoca basın toplantısında aslında neredeyse 11'i saydı. Saydı. Gibi. Ben Başakşehir maçıyla ilgili iki cümle etmek isterim. O da şu. Bence Başakşehir son dönemdeki en etkili maçlarından bir tanesi. Sen söylüyordun ama bekliyordun Başakşehir'in böyle bir tepki vereceğini. Mutlaka ki bunu da hep yaşadık. Bakın Başakşehir çok kaliteli bir takım. Başakşehirli neredeyse bütün kadro ofansa yani hücum etmeye formatlanmış bir kadro. Şimdi Aykut Hoca benim gözümde çok değerli bir hocadır. Belirli bir oyun anlayışı var, saygı duyuyorum. Özellikle Fenerbahçe ile yaşadığı şampiyonluk, Avrupa'da elde ettiği başarılar onun bu konuda ne kadar başarılı olduğunu gösterdi ama Başakşehir o derece defans güvenliği ön planda bir oyun oynuyordu ki bu futbolcuların genlerine ters düşen bir oyundu. Hiçbiri mutlu olamadılar, huzurlu olamadılar. Öyle olunca da her geçen gün temposu, kalitesi düşen bir Başakşehir oynuyorduk. Bu hoca değişikliklerinde kaldı ki Emre Belözoğlu geçen sene Fenerbahçe'de görev aldığı anda kendi oyun anlayışına yakın, yani teknik becerisi yüksek bütün futbolcuları 11'e koymuştu. Böyle bir kadroyla çıkacaktı Beşiktaş maçına. Maç öncesi tahminim oydu. Nitekim öyle bir kadroyla çıktı. Becerili futbolculara defans yaptırabilirsin. Ama becerisi olmayan futbolculara ofans oynatamazsın. Bu ilkeden yola çıkarak da Emre Hoca onlara bu serbestliği, bu hücum talimatını verince ben önde baskı dahil olmak üzere Beşiktaş'ı çok zorda bırakacaklarına inanıyordum. O yüzden ortaya koydukları o performans benim için sürpriz değildi. Asıl sürpriz olan Beşiktaş'ın böyle bir Başakşehir'i beklemediği hissi bende uyandı. Benim için sürpriz olan oydu. Yoksa Beşiktaş böyle bir Başakşehir bekleyip ona karşı gerekli anlayışı sahaya yansıtsaydı oradan tamam, kesinlikle ama maçtan önce şeydi çıkmazdı. Konuştuk hocam kapalı kutuydu kapalı çünkü kutuydu. Başakşehir. Benim için değildi yani. İşte maçtan önce ben ama aynen bu cümlelerle çok enteresan. Şimdi mesela Mert'in O maçın içinde bunu konuşuyoruz. Her kalecinin başına gelebilecek bir durum Mert'in. Yani olabilir öyle hatta. Olabilir tabii. Ama birbirinden sonra yenilen goller kabul edilebilir şeyler değil büyük takım için. Abi ders çıkarılmıştır herhalde bu ama maç. Ama Volkan'ın yediği gol de bir o kadar hatalı. Hatalı. Bu maç için çok geride kaldı. Hani yarın nasıl ne yapar Beşiktaş herhalde daha farklı bir kadro olduğu için daha farklı bir oyunu bekleyeceğiz. Avrupa'da mantalite de farklı olur. Yani çok iyi tanımıyorum. Yarınımı ben biraz da Sporting'e ayırdım. Onların izlemek istediğim iki maçları var. Ama ön bilgi olarak şunu biliyorum. Geride onlar da üçlü oynuyorlar. Fenerbahçe oyununun bir benzerini. Bunu oynadıkları zaman da o üçlüyü beşliye çeviren çok iyi bir anlayışları var. Hı hı. Onlarla ilgili de elimde bir kadro var. Muhtemel var.
Yine o beşlinin önünde Fenerbahçe'de olduğu gibi iki tane göbeği hiç boşaltmayan orta saha oyuncusuyla oynuyorlar ki bu yedi futbolcuyla defans yapmayı çok iyi bilen bir takım. O yüzden Beşiktaş önde pozisyon bulmakta çok zorlanacaktır. Yarınki maçın zorlu olmasının en önemli nedeni bence bu. Pozisyonu az bir maç izlersek, yani 0-0, 1-0 gibi sonuçlar hiç kimse için sürpriz olmasın. Önde de ne olursa olsun etkili oyuncuları var. Yani yarın beklediğim kadroda Sarabia, Thomas, Paulinho'yu bekliyorum ben onların hücumlarında. Bunlar da geçiş oyunlarında, hızlı hücumlarında Beşiktaş'ı zorlayabilecek futbolcular. Çünkü Beşiktaş'tan yana bütün korkum, endişem şu. Oyun anlayışlarından, kalitelerinden, yarın istekli olacaklarından zerre kadar kuşkum yok. Sergen Hoca bugün dedi ki çok haklı. Ya bir futbolcu sakatlığı geçtikten sonra formunun zirvesinde geri dönmüyor. Dönmez. Onun oraya ulaşması için birkaç maça ihtiyacı var. Belirli bir antrenman periyoduna ihtiyacı var. Temenni ediyorum Beşiktaş'ın o saydığımız kadro fizikman zorlanmaz. Çünkü hoca şunu da söyledi. Dortmund maçında özellikle rakip kadar koşmayı çok istememize rağmen yine bizden 5 kilometre fazla koştular. O takım ben de Sergen Hoca da oyunu koşu üzerinden okuyan değiliz ama bu tür takımlara karşı fizikman da belirli bir Portekiz'den bir mesaj var. Olması lazım. Portekiz'den buyurun. Osman Bey Portekiz'den çok severim. Ben Asansao falan diyeceksin. Pedro, ama Osman abi de Lopez, Rui Costa Portekizli falan. Osman gibi oldu orada yani. Gerçek bir Portekizli gibi uzun yıllardır. Osman Costa falan. çok zor bir oyun bekliyor gerçekten Beşiktaş'ı. İyi oyuncuları var. Bakmayın yani Şampiyonlar Ligi'nde 0 puan çektiğine. Sıkıntılı bir maç bekliyor Beşiktaş'ı ama ben de hocama katılıyorum. Oyun olarak Beşiktaş, Başakşehir'den çok farklı bir oyun sergiler. Ceyhun Hoca'nın dediği doğru. Bu maç çok başkadır. Mesela bizler bile Cüneyt, yurt dışına seyahate giderken senin Trabzon-Roma maçını, Roma'ya gidişinle yani tabii canım. Türkiye'de herhangi bir şehre gidişin arasında fark var. Bizler de öyle. Şampiyonlar Ligi'nin maçına giderken hocam sen de havasına giriyorsun. İngiltere'ye gidiyoruz tabii, böyle. İngiltere'ye gidiyorsun. Şimdi City'le oynuyorsun, Liverpool'la oynuyorsun falan. Sen de bir havaya giriyorsun gazeteci olarak, yorumcu olarak. Dolayısıyla futbolcular da bir havaya girer. Böylesine maçlarda. İnşallah o hava bizim beklediğimiz puanlara gidiyor. Bugün mesela sosyal medyaya girdi. Piyan için o Juventus olmasıyla attığı gol çok paylaşıldı. Benzerini bekliyoruz diye. İnşallah. Serbest vuruştan. İnşallah evet. Olur. Piyan bu maçlarda çok önemli. Yani her şey bir tarafa çok çabuk oynuyor. Yani bu tür futbol maçlarda evet, bu tür futbol maçlarda öyle fazla abi. Zaman vermiyor rakip size. Mümkünse tabii, tek yok. Vuruşla, tek pasta işi bitiriyor olman i̇şte lazım. Senin anlattığın Sporting Lisbon'un eğer oyunu da öyle olursa, işte evet. Beşli savunma, evet. Defans, önde iki, o zaman öndeki dörtlüye hatta ilave olacak beşinci oyuncuya çok fazla iş düşecek. Batshuayi, Larin, Gezal, evet. Evet. Teixeira, onun haricinde artık Pjanic mi gelir, Josef mi gelir? Yani İkisi birden de gelebilir. Batshuayi iyi kullanmaları lazım. Yani çok iş düşecek o zaman. İnşallah vurduğu gol olsun İnşallah. Beşiktaş'ın İnşallah. Diyelim. Noktayı öyle koyalım. Ardından da Fenerbahçe ve Galatasaray Perşembe günü inşallah başarılı olurlar. Çok özür dilerim hocam. Vaktimiz doldu yoksa uzun uzun dinlemek isterdim. Çok teşekkürler hocam. Artı Futbol'un sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.